bir şeyler söylemem gerekiyor değil mi? Gerekmiyor. Bir şey söylemek sana göre değil. Sen bir şey söylemeden gidersin değil mi? Hem de öyle bir gidersin ki. Bırak yaşamayı, insanın nefes alması bile yarım kalır. Sen o kadar bir şey söylemeden gidersin ki. Üstüne milyonlarca şey söylenir. Sen bana bir şey söyleme Duygu. Git. Sadece git. Ben gitmedim. Yanlış. Sen hiç gelmedin. Ben beynimde aşık olacağım kadını yarattım ve onunla yaşadım. Muhtemelen şu an insanlar kendi kendime konuştuğum için bana gülüyorlardır. Sen yoksun. Ben gitmedim. Kaçtım. Benden mi kaçtın? Defalarca koynunda yatıp kılına bile dokunmayan adamdan mı kaçtın? İşte bundan kaçtım, anlıyor musun? Her şeyi senin gibi görebilmeyi o kadar çok isterdim ki. Ben ne görüyordum peki? Ben ne görüyordum? Adres. Seninle yatıyorum, sabah kalkıyorum, yanımda hiç kimse yok. Önemli olan... Önemli olan ne biliyor musun? Önemli olan benim senin kokunu almış olmamdı. Önemli olan ilk kez yarattığım geri zekalı karakterler dışında kanlı canlı birine aşık olmuş olmamdı. Ben söyleyeyim. Sen bencilsin. Ben hep pozitifim. Yani senin anlayacağını etsin. Merak ettiğin her şeyi bana sorabilirsin hayatım. Ben sadece tedavi hakkında... Yok. Sadece ilaçlarla ömrünü uzatıyorlar. Cinsel ilişkiyle ve kan yoluyla bulaşıyor. Havludan, çataldan, bıçaktan, kaşıktan, sudan bulaşmaz. Ten temasıyla, tokalaşarak bulaşmaz. Yapılan araştırmalarda sadece bir kişinin hastalığı öpüşerek kaptığı tespit edilmiş ki... ...onlarda da yoğun diş eti kanaması varmış. Ama bir kişi de olsa risk risktir. Erkek hastaların vücudunda küçük yaralar çıkıyor. Şükür ki benim tenim pürüzsüz kalacak. AIDS hastalığın son evresi. Aslında kimse AIDS'ten ölmüyor. Yani HIV virüsü vücudun bağışıklık sistemini çökertiyor... ...ve böyle grip bile olsan karşı koyamaz hale geliyor. Yavaş yavaş ölüyorsun. Başka soru? Yok. O zaman sabah sabah yaptığımız bu işte açıcı briefingden sonra kahvaltı edebilir miyiz artık? Neden tedavi olmuyorsun? Denemedim mi zannediyorsun? Bu ülkede HIV virüsü taşıyan hastaların elini doktorlar bile sıkmıyor. Sen bile dışarıdaki insanları düşün. Tedavi süreci başlayınca bir şekilde duyulur. Sonra insanların bana nasıl davranacağını bilseydin... ...inan bana tedavi ol dediğine pişman olurdun. Peki babanın bu durumdan... Haberi var. Ve sanırım beni en iyi o anlıyor. Bir AIDS hastasının ömrü tedaviyle ne kadar uzatılabilir? AIDS değil. HIV pozitif. Her gün bir avuç ilaç alarak uzun süre yaşanabiliyor. Birlikte geçireceğimiz uzun bir süre. Bunun bir önemi yok mu senin için?
Birlikte geçiremeyiz ki bir tanem. Tekrar tedaviye başlayınca bu duyulacak. Senin benim yanımda olduğunu gören insanlar sana da benden farklı mı davranacaklar sanıyorsun? Başıma geldiğini sormadın hala. Sana bunu yapanın karşıma çıkmasından korkuyorum.